Oo kanka günaydın. Günaydın. Ne haber? O pasta ne için? Yoksa dünkü galibiyetimizi mi kutluyoruz kanka? Ya. Ya yaptırma bana. Nasıl koyduk ama kanka? Hareketlerim. Ozan yapma şunları artık, koca adam oldun ya. Yapma lan, bırak şunları. Dün senin gazınla okulu kırıp halı sahaya maça gittik. Neler olmuş biliyor musun? Oğlum. Ne olmuş? Teneffüste Naime'nin başına 9. sınıflardan sığır Atakan düşmüş. Pastayı da o yüzden aldım. Kiremit mi oğlum bu? Nasıl düşmüş? İşte kız bahçede tost yiyormuş. Bunlar da sınıfta uzun eşek oynuyormuş. Sen hızını alama, oradan bir atla camdan uç, gel Naime'nin kafasına düş. Ama salak bir çocuk. Günaydın ya. Bilal. Ha, Leman. Naime nerede? Geliyor birazdan. Birlikte geldik, o basket yapanları izliyordu. Gelir şimdi. He. Nasıl? Bana hala çok mu kızgın ya? Telefonlarımı açmıyor. Yok, kızgın değil. Ama şey biraz... Neyse, gelince anlarsın. Neyi anlarım kızım? Söylesene. Aa, hareketlere bak. Herkes bu. Naime! Naime! Aşkım, hoş geldin. Ya, yanında olamadığım için çok üzgünüm Naime. Dün senin ölümden dönüşün, yani bugün 2. doğum günün. Sana pasta aldım aşkım. Ne pastası ne aşkı mı lan? Sen bir destursuz benim adımın aşağısını alabiliyorsun oğlum zaten. Allah Allah, kim ya bu? Tanımıyorum oğlum. Ne diyor bu mini fare ya? Mini fare. Naime tamam bak, kazadan sonra yanında değildim diye bana kızgınsın biliyorum. Ama inan çok üzgünüm ya. Oğlum gerçekten söylüyorum. Ben seni tanımıyorum. Kim lan bu? Doktor dedi ki hafıza kaybı yaşıyor ve ufacık bir yeri silinmiş o beyinde. O ufacık yerde de sen varmışsın. Nasıl ya? Ya bu ne saçma bir şey ya? Allah'ım. Allah'ım 100 yılda bir kız verdin. Ona da reset mi attın ya Rabbim? Ama vazgeçmek yok. Hatırlatacağım sana kendimi. Naime, bak o sığır Atakan senin kafana düşmeden önce biz birlikteydik biliyor musun? Allah Allah. Evet. Allah Allah! Yemin ediyorum ya. Acaba o Atakan seninle beraber olmadan önce benim kafama düşmüş olabilir mi? Çünkü seninle çıkmanın başka bir açıklaması olamaz. Değil mi? Ne diyor lan bu poşet çay? Al bunu buradan. Ya doğru söylüyor. Ya siz birlikteydiniz onunla. Hatırlasana. Allah Allah. Zeki mi bu? Hayır. Zengin mi? Hayır. Komik mi? Hayır. Hayır kurumu muyum? Ben bununla niye çıktım lan o zaman? Ben çok sevdim bu Naime ya. Konuşma lan. Fasulye deneyi. Sana karşı böyle aşırı gıcık bir şeyler hissediyorum böyle. Geliyor, hafıza geliyor. Böyle bilinçaltımın derinliklerinde senin böyle boğazına böyle çömdüresin var biliyor musun? Senin şöyle var ya, sarsasın var. Yuh artık ya. Ya her şeyi unuttum, bir bana olan kinini hatırlıyorsun Naime. Böyle şey mi olur ya? Vallahi helal olsun sana ha. Ozan, git lan şuradan. Kızı iyice hasta edeceksin ya. Çık şuradan. İyi gidiyorum ya, neyse ne. Naime bak bulduk, tamam. Kendimi sana nasıl hatırlatacağım biliyor musun? Nasıl? Şarkımızı söyleyeceğim ve sen de aşkımızı hatırlayacaksın. Ay inşallah, hadi bakalım. Söyle bakalım. Hadi oğlum. Ben aşksız prensim, sen arsız bir avucu. Severken ayrılmak ne kadar acı. Hatırladın mı? Aa, ben arsız bir avcı olarak kurbağa mı avlamışım? Nasıl olabildi oğlum bu? Ayrıca bu nasıl bir ses lan? Şarkı söylerken hiç mi duymuyorsun oğlum kendini sen? Narkozsuz kulak nakli yaptı gerçekten. Ya yemin ediyorum Atakan'ı iyi ki düşmüş beynim ha. Yeniköy'e yemek ısmarlayacağım. Hah. Aha. Kızım, bak nerede benim topum? Sen aldın o topu, gördüm. Bak onu Cedi Osman imzaladı. Vallahi yedirtmem topumu size ya. Ver o topu, sen çaldın, gördüm. Sen de benim kalbimi çaldın Sarıkolam. Ah. Lıkır içeceğim seni nokta o. Leman. Gel öpebilir miyim? Leman ne oluyor Leman? Bak ben bunu boğarım, bunu öldürürüm, bunu tabutunun bütün tahtalarıyla da okula mangal yaparım Leman. Ya. Fino köpekleri olur ya, pitbulllardan aşık. Gel diye. Ona benzemiyor mu? Sen ona bakma. Bak doktor dedi ki hafızasını kaybetti ya bu. Böyle çok üstüne gitmeyeyim. Geçmişi sürekli hatırlatırsan dedi. İyice geri teper, iyileşemez. Rahat bırakın dedi. Ya ne diyorsun sen Leman? Öyle dedi, ne bileyim. Yani modern tıp bana ömrüm dediğim kız başkasına yazarken otur izle mi diyor? Bir dakika. Kardeş, yazma mazma yok. Ben imzalı topumu alıp gideceğim. Öyle yazma falan. Nerede benim topum ya? Topu ağlarımda. Gol! Mısırlı Mustafa Muhammed gibi zıbam diye çaktım vallahi golü oğluma. Gelip ağlarımdan almak iş... Ne diyorsun ya? Boş kale olsan gol atmam ben sana. Dur! Ben topumu istiyorum. Abi verin beni topumu, ben gideceğim. Hadi. Bir dakika. Acil Bey, şimdi şunu merak ediyorum. Hangi tarihi eser kaçakçısı seni çaldı da buraya getirdi? Ne diyorsun be? Ya sen Yunanistan'dan buraya nasıl geldin ya? Yunan heykeli. Öpebilir miyim seni? Bu nasıl bir yürüme ya? Hatalı yürüme. Steps. Tamam kardeşim. Ya, tamam. Bir yanlış anlaşılma var. Sen git. Ben sana topunu getireceğim. Tamam mı? Naime. Ne? Bak baskı yapmak istemiyorum ama... Acaba beni hatırlayana kadar beklesem mi? He? Sonra yüreğinin sızısı pişmanlığının duvarına iz bırakmasın. Ya ne diyorsun sen ya? Atanamamış Cemal Süreyi ya. Kızım beni böyle çimdirip durma. Vallahi ağzını burnunu yırtarım senin ha. Ya ayrıca burada Çin Seddi dururken minyatür mü yiyeceğim ben? Çin Seddi. Sen de şöyle aç kapılarını ya. Yolumuz uzun. Allah Allah. Kızım ne taktın? Sen neyime taktın? Neyimi beğendin? Neyimi sevdin ya? Neyini sevdim biliyor musun? Sen şöyle smaç basmak için yerden zıbam diye yükseldiydin ya. Tam o sırada okula gidiyordum. Senin o sarı saçların şöyle dalgalandı. Dedim ki ben bu patatesi dedim. Şöyle cipsi dedim. Poşetiyle yerim dedim. Şöyle bir şarkı geldi aklıma sonra. Sarı sarı saçlarına vuruldu. Cips ne ya? Kara karaydı ya bu. Tamam lan. Patates cipsi. Seninle şöyle bol baharatlı parmak yalatan cipsle onu yutaktan geçerken yumuşatan kola ikilisi gibi olacağız. Yediğinde pişman oldun ama asla bırakamadığın bir lezzet ikilisi. Öyle diyeceğiz. Naime ama sen böyle sarışın, uzun, atletik sevmezsin ki. Sen kısa, kara kuru, böyle kassız severdin. Niye? Maymun mu seviyordu lan bu kız? Haklısın yani fırtınam, yakalıyordum az kaldı. Oğlum, senin gibisini sevmekte ne var? Asıl marifet benim gibisini sevmekte. Naime, kara üzümün, kuru eriğin, dut kurunu bırakıp bu abur cuburu ne yiyeceksin ya? Ya daha fazla saçmalama, batıyorsun be. Ya daha ne kadar batabilir? Leman sana da kıl oldum ha. Sen nasıl arkadaşsın kız? Ben bununla çıkarken hiç mi demedin kızım yapma, etme, bundan olmaz. Araya niye nifak sokup da ayırmadın bizi? Ben bununla nasıl çıkmışım, nasıl evet demişim buna? Ya Naime, sen de bir Serenay Sarıkaya değilsin şimdi. Ama biz bunları aşmıştık ya seninle. Biz seninle kuruyla pilav, köfteyle piyaz, kelleyle paça gibiydik be. Esnaf lokantasında ortak mıydık oğlum? Allah'ım ya. Bir de ikili diyorsun ha. Biz seninle olsak sinek ikili olur. Ama tatlıcım. Buldum. Leman. Naime'nin en sevdiği yiyecek lahmacundu. Evet. Git bize lahmacun al getir. Ya bu paraya lahmacun mu veriyorlar be? Neyse, 2 tane alırım, 1 tanesi de ben yerim ha. Ya bunu mu konuşacağız cidden şu an? Evet, hadi git getir. Paranın üstünde ben de kalacağım. Bak. Dokunabiliyor muyuz? Bak bu izin veriyor, iyi. Biliyor musun, seni ilk gördüm okulda dedim ki... Allah'ım dedim lan, Eyfel Kulesi dedim, Paris'te değil miydi dedim. Bizim okulun bahçesine ne ara dikmişler bunu dedim ha. Ya dolmuşçu gibi yazıyorsun ya. Çok dolduysak demek ki. Nasıl? Seninle şöyle arkaları dörtleyelim mi? Sarı dolmuşum. Yok. Sana dolmuşum. Ne güzel sözler bunlar. Gerçekten çok duygulandım Naime, seni çok özledim. Ya çekilsene ya, geliyorsun araya giriyorsun. Ana ağlıyor mu lan sen? Gözlerim doldu. Geç de ağla o zaman. Acıyla çekil. Sarı cıvırımı kaçırıyor. Gelsene bir dakika. Allah ya, musallat oldu ya acil. Kızım, ben topumu istiyorum. Verin topumu, gideceğim. Bu kadar ya, top istiyorum. Konuşma vakti geldi. O zaman sen de bana şu evliya yatırı gibi basket ayakkabılarını ver. Niye, ne yapacaksın ya ayakkabılarımı? Dışına çaput bağlayıp içinde yatayım. Kardeş, sen bunlardan etkileniyor musun? Hem de nasıl etkileniyordum. Hatırlasana, bana da ne güzel yemek benzetmeleri yapardın. Hani biz seninle künefeyle peynir gibiydik Naime. Allah'ım ya, senden olsa kokoreç olur oğlum. Yani lezzetli olabilirsin ama çıktığın yer belli olacak. Naime. Ha ne? Ya kara üzümünden bu kadar kolay mı vazgeçiyorsun? Ne yapacağım lan el kadar üzümü ben? Ben ithal buzun peşindeyim şu anda. Bir kere. Hem de sıcak. Son kozumu oynuyorum Leman. Tamam. Bu da olmazsa bilmiyorum artık. Naime, bak lahmacun. Senin en sevdiğin yiyecekti, hatırladın mı? Aman. Bir gün seninle okulu asıp Zeytinburnu sahile gitmiştik. Ne olacak? Orada böyle seyyar bir lahmacuncu vardı. Bol soğanlı bir lahmacun almıştım sana. Tamam. O gün ilk defa el ele tutuştuk. Hatırla ne olur. Ve ben eve gidince ellerimi hiç yıkamadım. Ne lahmacunun, ne soğanın, ne de senin kokun gitmesin diye. Bu ne ya? Sizin ilişkiniz restoran olsa zabıta 2. gün kapar. Kötülük bu. Konuşma lan sen de. Sanki bana Murat Boz ya. Kapşonu takan kendini yakışıklı sanıyor lan. Oğlum. İşte ne olur, ne olur bir ısırık al şundan hadi. Ya oğlum burada bol malzemeli İtalyan pizzası varken senin kötü lahmacunu ne yapacağım? Ne ben? Olur bir ısırık al ya. Ağlıyorsun Naime. Hatırladın değil mi? Ya çok soğan koymuşsunuz buna. Gözüm yaşardı oğlum. Çek şunu ya. Lahmacun da işe yaramadı. Allah Allah. Daha ne olur bilmiyorum. Bak, ben şimdi lahmacun almaya giderken kimle karşılaştım tahmin et. Kimle? Doktorla karşılaştım yine. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Etrafında aşk, meşk varsa rahat bırakın. Ters nöron tepkimesinden çabuk iyileşir dedi. Leman, benim fen dersim 1 diye böyle ters nöron, düz nöron beni yemiyorsun sen değil mi? Ya niye yiyeceğim? Doktor söyledi. Başka şansın mı var? Tamam ulan. Tamam. İçim kan ağlıyor ağlıyor. Tamam be. Bana bak lan sarı böcek. Evet. Sen tam bir öküzsün biliyor musun? O. Sen güzellikten anlamıyorsun oğlum. Bu kız var ya bu kız. Senin için ölür. Her şeyi yapar. Sevgisi hakikidir onun. Bazen kuruna pilav olur. Bazen dolmana yoğurt. Bazen künefene peynir. Ama bilirsin ki o hep senin lokantanın müdavimidir. Konuşturma lan beni daha fazla. Ne istiyorsa kabul et tamam mı? Kalbim kanadı bu ne ya? Tamam ya. Allah. Seviyormuş lan bu beni gerçekten. Ya vallahi beni de etkiledi ya. Böyle içim bir tuhaf tuhaf oldu. Tamam tamam kabul okey. Ne diyorsan okeyim Naime. Tamam. Vallahi mı? Tamam. O zaman benim ilk kuralımdır. Bir kere öpeceğim. Tamam olur. O zaman tamam lan. Al hadi topunu. Hah. İmzalı topunu. Artık top sende. Evet. Ama öptüreceğim dedim bak. Tamam. Zaman, dedim zaman. Öpeceğim. Söz. Hadi bana. Kanka kazandığımız kupayı aldım. Ana. Sen ne vurdun? Parçalarım burada ha. Sen kimsin de beni öpüyorsun oğlum? Ana. Bir de kara üzümümün yanında. Benim burada sütlacımdan bir tek kaşık alabilecek adam var. O da bu adamlar. Anladın mı? Kızım sen deli misin ya? Konuşma lan! Sen dedin biraz evvel topu verirsem öpeceğim dedin sen de... Konuşma! Hırs yaptım lan seni ben öpeceğim şimdi hadi. Hadi öp, hadi öp! Bana bak lan. Seni bir öperim bir hafta kendine gelemezsin ha. Kaybol şuradan! Zaten yakışıklı oyuncu yok diye ekipte seni oynatıyorlar. Kaybol lan buradan! Ne yapayım? Emre Altu gitti bana kaldı roller. Budur gerçeği. Çıkar. Naime geri döndü. Çok mutluyum ya. Sana ne oluyor lan? He? Karı Ozan'ım. Oy Ozan oy. Oy Naime. Yo Naime yo. Leman ben daha fazla dayanamayacağım. Kalpten gideceğim şimdi yemin ediyorum. Sana şunu ya. Şaka yapıyorum lan. Buraya gel. Şaka mı? Şaka yaptım. Şaka yaptım lan. Yani zaten benim şundan hoşlanmam için beyin nakli falan olmam lazım. Şadi için uzayın tamam, buradan. Tamam. Biz gidelim de çiftler yalnız kalsın. Arkasına hadi. Naime, sensiz geçen her saniyemden alacak mıyım ha? O zaman çok özledim. Çok özledim. Sakın elimi bırakma. O zaman bir öpücük gelir mi? Özlem öpücüğü. Hem de nasıl ya? Hadi al. Gel hadi. Sen oynama uzun eşeği ya. Bir yerinde dursana yine adamı bay. Ana, Atakan'ın kafası altında kaldı la. La oğlum vallahi geberteceğim seni. Bilal. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarım.